Peki sadece bir dakikalık bir ara rica ediyoruz. Bir dakika sonra birlikteyiz. Yeniden birlikteyiz. Cuma sohbetleri devam ediyor. İlk şifreyi paylaştık. Kur'an-ı Kerim hediyelerimiz olacak. İkinci şifre biraz sonra diyelim. Sorularla devam edelim. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. Video sorularınızı yollayabilirsiniz. Instagram'dan da yazılı mesajlarınız geliyor. Onlardan birisi, Kurban Adağı vardı diyor izleyicimiz. İşim gerçekleşince keseceğim diye birini kestim. Birini daha maddi olarak uygun zamanda kessem olur mu acaba? Maddi olarak şu anda tabii, müsait değilim demek istiyor. Yani elim müsait olunca keser. Ama yani Allah'a verdiği gerekmiyor. Bir vaattir. O vaadi yerine getirecek. Evet. Tuğba Hanım sormuşlar Instagram'dan. Muhsin Bey hocamıza sorum olacaktı. Benim bir kardeşim var. Banyoya girdi mi sürekli abdest alıyor. Bazen bir saat içeriden çıkmadı oluyor. Sürekli abdest ve gusl abdestini tazeliyor. İki saat önce çıkıyor. Neden böyle yapıyor anlayamıyoruz. Söylüyoruz ama yine vazgeçmiyor. Aynısını yapıyor. Bu bir hastalık haline gelmiş. Vesvese. Yani vesvese. Herhalde abdestim olmuyor diyor. Tutuyor bir daha alıyor. Tutuyor bir daha alıyor. Bakın hem banyoyu işgal ediyor, hem suyu israf ediyor. Yani sevap kazanayım derken günah kazanıyor ya. Evet. Sevap kazanayım derken günah kazanıyor. Abdestim tamam. Böyle de olsa Rabbim kabul eder deyip çıkacak. Ondan sonra şeytanın bu vesvese kapısını kapatmış olacak. İnşallah. Ama yok herhalde şuram kuru kaldı, bu abdest olmadı. Tekrar bir daha alayım. Yok bu sefer de herhalde ayağımı yıkamadıydım. Bir tekrar bir daha alayım. Yani bir arkadaşım bana böyle diyor. Hem de doktor, inanın hocam diyor. Geçen nöbetçiydim. Sabaha kadar yat sıkıldım diyor. Allah ya. Allah. Ya bir kılıyorum. Efendim yok ya, yatsıyı 3 rekat kıldım ya, bu olmadı. Teşekkürler. Onu tekrar ediyorum. Ya bu da 5 oldu, bu da olmadı ya. Eyvah. Yani hastalık, görüyor musun? Yani bu seviyeye gelince psikiyatristten de destek almalı. Tedavi olmalı. Bu bir hastalık haline gelmiştir. Doktordan da destek almalı. Hocam aynı zamanda zamanın israfı. Tabii. Su israfı. Tabii. Yani israf da dinimizde yasaklanmış zaten. Haramdır. Yine bir hadis-i şerifti galiba. Akan bir nehirde abdest alsanız dahi suyu israf etmeyin. Doğru, Allah'ın Resulü öyle diyor. Efendimizin buyruğu. Doğru. Dolayısıyla bunları da dikkate almak lazım. Peki. Zekat soruları var Instagram'dan. Onlara bakalım. Tarık Bey soruyor. Maaşlı çalışanım. Bir de evim var. Kiraya verdim. Aldığım maaşa zekat düşer mi yoksa sadece kira gelirine mi zekat vereceğim? Efendim yani borcumdan, bir yıllık temel ihtiyaçlarımdan başka nisap miktarına sahip olurum. Onun da üzerinden bir yıl geçerse o zaman zekatla mükellefim. Yoksa maaş aldım, maaşımın 40'ta birini zekat vereyim. Böyle değil. Değil. Böyle değil. Ama verirmiş, sadaka edermiş. Gayet güzel yani. Aldığınız maaştan her ay attınız diyelim kumbaraya. Para biriktirdiniz. O da bir yıl sonra baktınız 80 gramın üzerinde oldu biriken evet, para. Doğru. Buna zekat düşüyor değil mi hocam? Doğru efendim. Evet, buna zekat düşüyor ama bunun dışında evi var. Evimden dolayı zekatla mükellef olmam. Değil. Arabamdan dolayı olmam. Asli ihtiyaç olduğu için. Doğru efendim. Bir diğer izleyicimiz de şöyle sormuş. 177 gram bileziğim var. Evimi satıp yaptım bunları. Oğlumu evlendireceğim. Dolayısıyla düğün için biriktiriyorum. Zekat düşer mi diye soruyor. Eğer halen şimdi elinde altın veya para olarak duruyorsa oğlumu evlendireceğim, ev yaptıracağım gerekçesiyle zekat vermemek olmaz. Zekat verecek. Zekat verecek. Evet. Yani düğün için biriktiriyorum, hac için biriktiriyorum, umre için biriktiriyorum fark etmiyor. Fark etmiyor, zekatını verecek. Ya da ev alacağım, araba alacağım, hayır. Onun evet, zekatı verilecek diyor hocam. Peki, video sorumuz varmış, onunla devam edelim. Buradan hayırlı cumalar. Annem depremzedeler için okumuş olduğu bir hatim, 70 bin kelime-i tevhid, 70 bin besmele, maşallah, 10 bin ihlas ve 100 tane Yasin okudu. Onların duasını yapmasını istiyor. Allah razı olsun.
Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Yani görüyor musunuz? Milletimiz bu. Ta Fransa'da bir kızımız tırına biniyor. Sormayın hocam. Yardım getiriyor. Allah Allah. Yani bakın bir hanımefendi oturduğu yerden para vermek mümkün olmuyor, gücü yetmiyorsa o da bu şekilde dualar ediyor. Bakın eskarda bulunuyor, Allah'ı zikrediyor. Tevhidler. Bir diğer izleyicimiz Ayşe teyzemiz programın ya, başında aradı, 81 yaşında. Ya. Bir anne kızı evimde misafir edeyim diyor. Ya, evet. Okuyorsa kızın masraflarını karşılarım diyor. Yani bu acı Muhsin Bey aynı zamanda millet olarak bizi kaynaştırdı. Yani geçen söylemiştim ya, güneşli havalarda horozlar, tavuklar birbirinin ibiğini alkan içinde bırakır. Ama fırtına başlayınca birinin başı ötekinin kanadının altına sokar. Hı hı. Yani bu deprem faciası olunca insanım diyenin yüreği yandı değil mi? Yüreği yandı. Yani bu acıyı dindirmek için elimden ne gelir? Elimden ne gelir? Parayla yardım etmem mümkünse öyle. Onlar elimden gelmiyorsa bari duacı olayım, bari rahmet okuyayım, bari Allah'ın kelamını okuyayım, hasulan sevabı onlara armağan edeyim değil mi? Evet. İşte bunun örneklerini görüyoruz. Elbette. 7'den 70'e herkes bir oldu, birlik oldu hocam. Ufacık çocuklar da ya hocam kumbarasındaki paraları yolluyor. Ya da ya. En sevdiği oyuncağı yolluyor. Çok basit ya. Bir örnek gibi ya. Geliyor ama aslında hiç de öyle değil. Bizim inancımızda, sizin de buyurduğunuz gibi inancımızda, mayamızda var o bizim. Öyle, hamurumuzda öyle var. Elhamdülillah. O evet. Dışa sirayet ediyor. Evet efendim. Ne kadar güzel. Mevla kabul buyursun. Video sorumuz var, görelim. Selam aleyküm hocam. Biz de depremzedeyiz. Elazığ'dan ben Serema Yer'de. Hocam deprem olduğu zaman zaten oruçtum. Recep'in 15'iydi. Namazımı kılmıştım, öğle namazımı kılmıştım, kaza namazı kılıyordum. Namazı da bozdum, deprem oldu namazda. Ölümden korkmadık, Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Kesinlikle ölümden korkmadım. Annem, babam yaşlı olduğu için onları bir araya toplamak için, bir de küçük çocuk olduğu için kızım çok korktu. Ben o esnada tabii estağfurullah çektik, Allah'ı çağırdık, selavat çektik. Ama ben tek bir isteğim dedim, eğer Rabbim ölmeyeceksek, sağ kalırsak kocamı bir kere görmek bana nasip olsun. Kocam burada değil, dışarıda olduğu için, il dışında olduğu için. Ve bayağı dua ettim ama şimdi düşünüyorum, acaba ben yanlış mı yaptım o dakikada? Onu düşündüm. Rabbim dedim, ölmeden bir kere göreyim dedim. Allah Allah. Efendim, doğru yaptı hanımefendi. Yani o anda namaz kılıyordu. 6 Şubat. İkinci depremde demek değil mi? Evet muhtemelen hocam. İkinci deprem 9 saat sonra doğrudur. Gerçekleşen öğle deprem. Namazını kılarken hanımefendi ben diyor bozdum anamı babamı, yaşlı anamı babamı kurtarayım diye. Kendini kurtarmak için yapsaydı da, ana babasını kurtarmak için selam verip namazı bozsaydı da doğruydu. Doğruydu. Allah'ım kocamı ne olur bir kez daha göreyim diye de içinden geçirmiş, dua etmiş. İnşallah cennette evet. Beraber olurlar. İnşallah. Buradaki gibi dünya ve ahiret birlikteliği çok daha önemli. Doğru efendim. Yine bir soru var. Mert Bey bu kez sormuşlar Instagram'dan. Deprem öncesi tayini Bodrum'a çıkan bir kardeşimizden kiralık ev için kapora aldım. Ancak geleceği gün deprem oldu. Birkaç gün daha müsaade verdim. Lakin dün gelemeyeceğini söyledi. Kaporaya iade etmeyi düşünüyorum. Ancak sorum, kapora almak günah mıdır? İade etmemek günah mıdır? İhtiyaçları vardır diye iade etmezsem vicdanen rahatsızlık hissedeceğim. Kapora almak meşrudur ama yani kendisi de bu işten kapora ve o kapora aldığı için başkasına satamadı. Bundan dolayı da bir zarar görmediyse kaporayı iade etmesinden sevap kazanır. Kaporayı iade etmesinden sevap kazanır. Evet. Ama genel olarak kapora almak meşrudur. Meşrudur. Doğru. Caizdir. Dinen bir sıkıntılı evet. Durum söz konusu değil diyor izleyicim. Evet hocamız. Efendim. Zehra Hanım soruyor. Bahsi geçti ama işte bu sorular çok geliyor. Demek ki çok bu konuda soru işareti var kafalarda. Şafii mezhebindenim. Ve kaza namazlarım var. Şu anda sadece farzlarımı kılıyorum. Sünnet kılmıyorum. Kazalarımı bitirmeden sünnet kılamazsın diyorlar.
Ama devam azmedecek. Diyelim ki 3 yıllık namaz borcum var. 3 yıllık namaz borcunu bir takvim yapacak. Şu şekilde olursa 6 ayda bitiriyorum. 6 ay sonra artık sünnetleriyle birlikte vakit namazlarını kılmaya başlayacağım diye niyetlenebilir. Doğru. Evet. Zaten Şafii mezhebinde olanlarda böyle bir hassasiyet var. Doğru. Değil mi hocam? Yani doğru. Onlar kaza borç... vardır ama ömür boyu da artık tamam sünnetten biz kurtulduk. Yok. Demek yok. Sünneti terk etmeyelim. Bir an evvel bitirin diyor hocam. Öyle efendim. Namaz borcumuz varsa bir an evvel bitirelim diyor. Bir izleyicimiz soruyor. Sabah namazı vakitli mi kılınır? Ezan duyunca kılınır mı? İmsak olduktan sonra namaz kılıyorum. Ezanı beklemem gerekir mi? Yani imsak olunca sabah namazını kılabilir. İmsak olunca sabah namazını kılabilir. İmsak vakti girince doğru. Sabah namazını kılabilir diyor. Evet, çalıştığı işte işi gereği çok erken kalkanlar tabii, var. Tabii. İmsak vakti oluyor hemen namazını kılıp işe gitmek İşine zorunda. Gidecek. Dolayısıyla doğru. Erkenden kılabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.